İlk oyunumuzun ismi Cafe Simulator. Cafe Simulator bir kafe işletme simülasyon oyunu. Dünyadaki en iyi kafeyi inşa edin, yıkın, düzenleyin falan diyor açıklamasında. Ziya Kagan Namlı adlı kardeşimiz yapmış, geliştirmiş, yayınlamış. Valla bok gibi duruyor ama yine de bakacağız, belki eğleniriz, güleriz. Oyun erken erişim oyunu, hem de 15 liraya satılıyor. Bakalım nasılmış. Böyle bir menü geldi. Bu ne lan? Şurada çok saçma bir kutu var. TRN.ru. Şu ne acaba? Şurada bir beyaz bir nokta var. Bu ne acaba? Evet, başladık oyuna ama bu ne? Yani bu ne? Kayarak gidiyorum arkadaşlar. Yatağın niye şey yok? Ulan bir de kasıyor oyun. Bir de yani crosshair. Abi çok kötü her şey, lanet girsin. Bu ne? Oyunda ses yok bir de. Arkadaşlar. Oha, dolabın içinden mi geçtim? Evet. Yaşasın. Ulan da içinden geçebiliyor muyum? Oho, evet. Ya neden ya? Ya böyle G mod var ya, geriz mod. Onda yapılmış gibi ya. Bu ne? Merhaba. Ablacım. Kalk yerine otur ya. Abicim sen de ne olur. Ne olur sandalyeye oturur musunuz? Hanımefendi lütfen. Yoksa dışarı çıkarmak zorunda kalacağım sizi. O. Ne oluyor oğlum? Binalar siliniyor lan. Oyunda yani bari ses koysaydın ya oyuna azıcık. Ha? Oyunda ses yok arkadaşlar şu an. Ne oluyor abi? İyi misiniz? İnsanlara ne oluyor ya? Al işte. Al işte. Saçmalığa bak. Al işte. Bu ne şimdi? Bunları da ittirebiliyor muyum? Al işte. Ya bu ne abi? Oldu, götürüyorum ben bunu o zaman. Şunu götürüyorum o zaman. Hı. Hı. Ha. Okay. Evet. Firuze, kız ne getirdin bak. Bak hele bak. Evet. Nasıl? Güzel mi? Oyun yok yine elimizde. Bu oyunu oynarken de söyledim. Geriz modda yapılmış böyle bir harita olsaydı yine derdin ki ya bu ne falan derdin, geçerdin. Ama bu ne yani gerçekten? 15 liraya bir de satıyorsun bunu sen. Yani yüzsüz gibi satıyorsun 15 liraya. Eskiden Steam'de Greenlight diye bir muhabbet vardı. Öyle her elini kolunu sallayan giremiyordu oyun satma platformuna. Artık öyle değil. Parasını veriyorsun Steam abimize, Gabe'in abimize. Giriyorsun, satıyorsun oyununu. Ama 15 lira arkadaşlar. 15 lira şu şey. Ya oyun da değil ki bu şey yani. Çalışmıyor, çalışmıyor. Yani ne diyeceğim bilmiyorum ya. Bu Steam'de nasıl satılıyor olabilir ki bu? Yani birileri bunu alıp tüketmesi için nasıl sunuyor olabilirsin ki bunu? Ya bu Türkiye dışında herhalde başka hiçbir yerde yoktur. Bozuk ürün yani. Bozuk ürün satmak. Neyse yani sonuç olarak gördünüz işte. Daha anlatacak bir şey yok. Sıradaki oyunumuzun ismi Labyrinth Simulator. Bölümlerinizi yaratın, paylaşın veya başka insanların yaptığı bölümleri indirin. Arkadaşlarınızla birlikte veya tek başınıza oynayın. Labyrinth Simülatör'ün geleceğini siz belirleyin. Çoğunlukla olumsuzu basmışlar. Büyük ihtimal yine bok gibi bir şeyle karşılaşacağız. Phoenix Game and Publisher Studio diye bir stüdyo sözde paylaşmış. Valla şaşıracaksınız ama yine erken erişim oyunu. Ve bu sefer ama en azından 6 lira. Fiyatı ucuz. Bakalım nasıl bir çöple karşılaşacağız. Ya böyle bir loading screen var şu an. Allah kahretmesin. Basmışlar müziği de. Evet, böyle bir salak bir menü karşıladı bizi. Saçma sapan bir müzik var arkada. Delireceğim. Bir tane de Illuminati koymuşlar buraya. Böyle bir harbiden labirentteyiz galiba. Bomba. Bombayı al ve Illuminati'yi yok et. Ullibase. Ya abi. Bu gerçekten bu mu oyun ya? Harbiden labirent yani. Evet, bomboş dolanacağım böyle herhalde labirenti. Ama iş yani bu. Oo. Amelelik simülasyonu. Uzun ince bir yoldayım. Bu da Slender moduymuş sözde. Ya aynı labirenti karanlık yapmışlar sadece. Slender modu olmuş. Arkadaşlar ya bu nasıl bir şey ya? Yani oyun yok. Labirent yani cık, ne diyeceğim bilemiyorum ya. Al işte enektar var burada yine. Yine geldik enektara. Yine oyun yok elimizde. Saçma sapan. Yani Unity ile hazır asetler yine konulmuş. Labirent oynuyormuş. Ya sik. Neyse şimdi küfür etmeyeceğim ama yani böyle bu kadar kolay olmamalı ya. Yani iki aset koydun diye oraya, tamam mı? Bu oyun diye sunmamalısın bunu.
herhangi bir platformda. Neyse, sonuç olarak gördünüz zaten. Dümdüz yürüyorsunuz oradan oraya. Labirentmiş işte yani sözde. Yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Ama 6 lira bile verilmez yani. O kadar yani. Çok kötü abi, çok kötü. Her şey çok kötü yani. Üçüncü oyunumuzun ismi The Mountain Hunting. Yani dağ avı. İster serbest av moduyla açık dünyada özgürce avlanın, isterseniz de sıra dışı görevlerin de bulunduğu görev al modunu tamamlamaya çalışın. 4 kullanıcı incelemesi var. Mustafa Bayraktar adlı kardeşimiz tarafından yapılmış. Yine böyle kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuna benziyor. Umarım öyle çıkar. Fakat 15,5 liralık bir fiyatı var, biraz pahalı. Bitmiş bir ürün var en azından elimizde. Bakalım nasılmış. Evet, böyle bir menü karşıladı bizi. Güzel, keyifli, sade, temiz bir menü. Ama önce galiba eğitim oynayacağız. Erkek 100 kilo. İyi et çıkar bundan ha. Tamam. Aman akıllım. Aa, öldü tekte. Peki. Okey. Buldum seni Pikachu'lar. Allah, çokmuşsunuz. Bir taneniz öldü beyler. Bir taneniz daha öldü. Allah! No scope! No scope bitch. Okey. No scope? Yes. Oho, no scope 360 ha? Şşş. Güzel. Hepsini alayım. 10 tane avladım. Okey. Biraz daha böyle koşma mı koysaymışsınız arkadaşlar oyuna ya? Yani yürüme böyle, normal yürüme. Koşma da böyle. Yani ne fark var bu ikisinin arasında onu anlamadım. Evet, dürbünümüzde avımıza yaklaşıyoruz. Dişi bir kurt. 110 kilo. 110 kilo değildir bu ya. Pat! Sniper elit. Güzel. Keyifliydi. Oyuna daha çok benzer bir oyun var elimizde. Bir şey var yani, bir ürün var. Bu kendi kontekstinde güzel aslında. Avlanma oyunu seviyorsanız böyle ucuz bir alternatif olabilir sizin için. Çok çeşit yok tabii. Hayvan sayısı da az. Silah sayısı da az. Silah çeşidi yok gerçi. Ama onun dışında basic bir, böyle basit bir avlanma gaming diyebiliriz bu oyun için. Keyifli ya. Yine böyle 15,5 lira biraz fazla da olsa verip bakılabilir aslında ya. Yani çok da kötülemeyeceğim. Şimdi az önce oynadığımız iki oyunun üzerine bu ilaç gibi geldi yani maalesef. O yüzden bir bakın derim. Bir şans verin derim. Evet, sıradaki oyunumuzun ismi Roots of Insanity. Deliliğin kökleri gibi bir şey. Bu bir korku oyunu. En sevmediğim şey. Ama olsun, yine de bakacağız. Dr. Ryle McLean olarak neyin gerçek olup neyin olmadığını anlamaya çalışırken hastanede esrarengiz olayları çözmen gerekiyor. Hem de aynı zamanda yıllardır sana huzur vermemiş epilepsi krizleriyle başa çıkmaya çalışırken. Çoğunlukla olumlu almış. Bayağı da bilinen bir oyun bu aslında. Ücra köşelerden bulduğum bir oyun değil. Ama hiç korku oyunu oynamadığımızı fark ettim. O yüzden korku oyunu oynamak istedim bir Türk olarak yani. Yani bir Türk korku oyunu olarak. Krenya Games tarafından yapılmış. 9.99 yani 10 liralık da bir fiyatı var. Ucuz aslında, güzel. Keyifli. Bakalım nasılmış. Evet, böyle bir menü karşıladı bizi. Güzel güzel öyle oynak zombiler var. Baba Allah, günlerimiz. Bu arada Türkçe dublaj var yine. Okey. Aa, açabiliyor muyum buraları? Vallahi açabiliyorum ha. Allah. Aa, git geldi kafalar var. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Neler oluyor burada? Falan. Biraz böyle Outlast esintileri de var. Yani aa, jumpscare yedik. Tam konuşuyordum ama olmaz, bu şekilde olmaz. Outlast'tan böyle esinlenme var birazcık. Ama bir yandan da survival elementleri de var. Yani bıçak bıçak var. Saplarım ha. Tamam lan, bu kızı kim öldürürse çıksın lan buraya. Evet, valla güzelmiş ya. Beğendim, baya beğendim. Yani korku oyunu tam böyle bir Türk yapımı. Biraz Outlast esintileri var. Biraz değil, baya var. Bir yandan da survival horror. İşte Resident Evil, mermi saydığımız bir oyun yapısı var. Ama keyifliymiş ya. Valla oynanır. 10 lira da baya ucuz. Oyun ne kadar sürüyor bilmiyorum tabi de. Yine de 10 lira baya ucuz. Keyifli bir oyun var çünkü karşımızda. Korku oyunu severlere, böyle survival horror sevenlere vallahi öneririm. Bence güzel. Ekstra denecek bir şey yok. Onun dışında güzel. Ucuz bir korku oyunu. Şimdiki oyunumuzun ismi Orphan Dreams. Yani yetim düşleri. Rüyasında hiç görmediği annesinden bir mektup alan yetim
yetimin dünyasına adım atın. Zamanla ailesi hakkında gerçeği öğrenecek olan yetim, aynı zamanda yetimhanenin karanlık sırlarını keşfetmek üzere. Yetim dediği burada yetim özel isim olarak kullanmış herhalde. Çoğunlukla olumlu almış, Typhoon Tuna adlı kardeşimiz tarafından yapılmış. Kendi çapında böyle 2D bir güzel bir oyun gibi duruyor. Böyle bir hikaye sunacak bize belki de. O yüzden merak ettim. Yine 9.99'luk yani 10 liralık bir fiyatı var. Yine çok şükürler olsun ki erken erişimde falan değil. Tertemiz. Bakalım nasılmış. Evet, böyle bir menü karşıladı bizi. Yetim düşler. Paint'ten yapılmış gibi. Güzel. Canımız. Altta canımız. Ateş gücü. Kritik vuruş. Aa, bayağı düşmanlarla kapışacağım ha. Kabarcıkları patlat yavrum. Annen. Annem. Güzelmiş. Evet, dramatik bir an yaşın diyor. Güldüm götümle ama özür dilerim. Aa, su tabancası. Al bakalım. Aa, ananızı siktim şimdi sizin. Hepinizi ıslatacağım. Aa, loot çıktı. Bir tost hem de çift kaşarlı. İki teşekkür ederim. Kaç 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 kaç. Biz bir aileyiz. Hadi lan oradan. Güzel. Al işte topumuz kaçtı. Meğersem biz... Anladı. Yetimhane değilmiş burası. Oha. O nerelere geldik ya? Vallahi çok güzel bir oyun ya. Çok hoşuma gitti yani. Küçük böyle, küçük çaplı. Bayağı düşük prodüksiyon zaten. Ama anlatacak bir hikayesi, güzel bir öyküsü. Keyifli böyle bir oynanışı sunan bir oyun. Bayağı keyifli, benim hoşuma gitti. Böyle kısıtlı imkanlarla yapılmış bayağı güzel bir oyun. Yani bu oynanır ya. Bayağı ben şu an hatta kapatıp oynamayı düşünüyorum. Yani az önce oynadığımız 4 oyundan da daha iyi bence bu. Bir yani 10 liralıkta düşük bir fiyat. 10 lira. Kısa süreli böyle size merak ettirip oyunun hikayesi nereye gidecek falan diye oynattırabilir yani sonuna kadar. Ben hatta kapatayım da oynayayım. Görüşürüz.